Katesatschampuane, Malsame. Kirktokosgram Aamalt, 11 Gramm Kokobetain, 3 Gramm GE Blend, 10 Gramm Cetylalkohol, 3 Gramm Stearic Acid, 6 Gramm Avocado Butter, 2 Gramm Alkylröse, 2 Gramm Panthenol, 2 Gramm Bitgesell Silikonia, Birkatstammler Silvesabun Boyerse, Somon, 1 Gramm Nane Ferrara Essence, 1 Gramm Elfe Cheftalia Essence. Bu yaklaşık 1 tane kalıp yapıyor. Merhaba Justine Sabunatelier.com'dan. Bugün sizinle 1 tane katı şampuan var. Yapmak istiyorum. Bu doğal sabun kaynaklı değil. O surfaktan bazlı. Şimdi oldu. Onu yapmak istiyorum. Şimdi nasıl yapacağız? Ne yapacağız? İlk olarak burada şu Aamalt üstünde Betain da hemen koydum. Bunu eritmemiz lazım. Burada GE Blend var saçlarımız için. Hem de Stearic Acid. Biraz Cetil Alkohol ve Aloe Vera, pardon Aloe Vera değil, Avocado Butter. Şurada tam gözükmüyor. Burada 1 tane bitkisel Silikon yedeği var. O saça daha kolay taramaya yardım ediyor. Biraz at kuyruğu özü. Panthenol ilave edeceğiz. Sonra şeftali ve nane ferahı esansı beraber kullanacağım. İlk olarak bunu eriteceğiz. Bunu direkt ocağında, elektrik ocağınız varsa eritebilirsiniz. Gazlı ocak kullanıyorsunuz. Lütfen bir su banyo kullanın. Ve erimeye başladığın anda direkt ocağa koyabilirsiniz. Yoksa çok kolay alev alabilir. Yani bu tost nedeniyle. Şunun eritme noktası 150 derece. Ona göre dikkat etmemiz lazım. Yani elektrikli ocağa ona ulaşabilirsiniz ama dikkat etmemiz gerekir. Bu cam ısı dayanıklı olduğu için direkt ocağıma koyabilirim. Bunu dikkatle erimemiz lazım. Fazla toslanma yapmayın. Şun tozu kendine zararlı değil de toz nedeniyle sıkıntılı olabilir. Bu yüzden çok dikkatli karıştırmamız lazım. Bu erimeye başladığın anda şunları da ereceğiz. Biz bu deterjanlarımız yani surfaktantlarımız tamam eridikten sonra yağları ilave edeceğiz. Ama önce böyle tek başına bırakmamız lazım. Hep bir gözünüz burada olsun. Bu çok önemli. Hafif hafif erimeye başladı. Biraz zaman istiyor. Sürekli yanında duramadığım için su banyo koyuyorum. Çünkü şu erime yarım saat, bir saat arasında sürebilir. Bilginiz olsun. Onu eridikten sonra görüşeceğiz. Şimdi Aamalt erimeye başladı. Yani sıvı tamam olmuyor. Böyle çamurumsu bir hali alıyor. Onu şimdi dibine dayansın istiyoruz. Daha çok eriyebilsin için. Su yüz seviyesi kontrol edelim. Biraz ilave edeyim. Diş tenceredeki su seviyesi içindeki ürün yüksekliği de aynı olsun. O zaman hem kabı yüzmez hem de doğru sıcaklık her yerde oluşurdu. Şu su tekrar kaynamaya başladığın zaman da benim yağlarım ilave edeceğim. Bir karıştırmadan onları erimeye bırakacağım. Şu şimdi erimeye, kaynamaya tekrar başladı. Şimdi benim yağlarım ilave ediyorum. Kullansaydım daha iyi olacaktı. Tamam. Bunu tekrar dediğim gibi karıştırmadan erimeye bırakıyorum. Yaklaşık bir yarım saat daha sürecek. Şimdi benim yağlarım ve emulgatör isteyerek de eridi.
Ötüm bir das daha çabuk olsun diye. Şimdi onu iyice karıştırıyoruz. Bunu hala burada karıştırmak istiyorum. Hem daha kolay oluyor yani sıcak tuttuğumuz için. Şu kenarı da biraz temizleyeyim. Ufak bir spatulanız varsa onunla da yapabilirsiniz. Şimdi karıştırdık. Başka ne koyayım unuttum. Şimdi az kaldı zaten. İlk olarak benim özüm ilave ediyorum. Pantenol ilave ediyorum. 2 gram. Onu tartarak yapayım. Daha kolay. Biliyorsunuz pantenol biraz sıkıntılı. Bir saniye. Pantenolu da ilave ettim. Şurada toprakları hissediyorsanız onları parçalanmaya çalışın. Biraz önce bir tane vardı. Bitkisel silikon ilave ediyorum. Şurada akanları koydum. Beni sevmiyor bugün. Karıştırıyorum. Görüyorsunuz soğumaya başladı. Ben onu birazcık ısıtayım ve boya ilave edeceğim. Şu tekrar biraz yumuşadı. Amacımız oydu. Onu tekrar ısıttım. Şimdi keyfime göre boya ilave ediyorum. Topakları varsa bunu ezmeye çalışın. Biraz daha olsun. Tamam. Şimdi esans ilave edeceğim. Bugün yeni bir şey denemek istiyorum. Bir yerde okudum, denemek istedim. 1 mililitre şu miktarı nane yağı, nane uçucu, nane esansı kullanıyorum. Ve 1 mililitre Enfes Şeftali esans. Bakalım nasıl bir şey olacak. Onu tekrar karıştırıyorum. Esans koydum. Karıştırıyorum. Şimdi kalıbımı çıkartacağım. Şu kalıp kullanıyorum. Dökmek belki de doğru kelime değil. Neyse aktarıyoruz. Ve mümkünse onu sıkıştıracağız. Buradaki fazlası. Buraya aktarıyorum. Ve sertleşmeye bırakıyoruz. Sertleştikten sonra birkaç gün onu kurutmaya bırakacağız. Hava kabarcıkları basit çıksın. Şu üründe özellikle seyahat için güzel oluyor. Hem de şu tarif önce birkaç defa denedim. Çabuk yağlandıran saçlar için çok güzel oldu. Ondan sizinle de paylaşmak istedim. Umuyorum bu projeyi beğendiniz. Daha fazla projeler için sabunatelier.com ziyaret etmeyi unutmayın. Ve istediğiniz bir proje varsa buyurun yorum olarak bırakın.